Bir telefon bağlantımız var. Trabzon Tonya'dan Belediye Başkanımız Osman Beşel. Sayın Başkanım, duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum bakalım. İyi duyuyorum bakalım. Evet Sayın Başkanım, az önce sesinizi alamadık. Şu anda da stüdyonun sesi maşallah çok yüksek. Belki ses geri tekrar dönebilir size. Stüdyoya gelen ses hakikaten bayağı gür geliyor. Trabzon'un evet. Da zaten sesi hep yüksek çıktı değil mi başkanım? O stüdyodan değil, bizim sesimizin gürlüğündendir efendim. Evet, ben de Kahramanmaraşlıyım. Kahraman Trabzon, Kahramanmaraş, kardeş il. O yüzden biz hakikaten bir Trabzonluyu gördüğümüz zaman özellikle kendi hemşehrimizi görmüş kadar seviniyoruz. Yayınımıza, stüdyomuza ve öğrencilerin televizyon kanalı Üniversite TV'ye hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş gördük efendim. Ben de size yayınımıza başarılar diliyorum ve bütün izleyicilerimize, halkın ve bütün Tonya halkı adına, Trabzon'umuz adına saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Bugün önemli bir gün Sayın Başkanım. Bu arada arkadaşlar, stüdyonun sesini biraz kısarsa çok sevinirim. Bugün önemli bir gün, milli ağaçlandırma günü. Hakikaten Türk milleti, özellikle de Müslüman Türk milleti yeşillendirme ve ağaçlandırma konusunda hakikaten geçmiş tarihte dünyaya öncülük etmiş bir milletiz. Bugünün anlam ve önemine dair yapmış olduğunuz çalışmaları bizimle biraz paylaşır mısınız Sayın Başkanım? Abi efendim, teşekkür ediyorum. Şimdi bir defa şuna bir ufak müsaadenizle müdahale edeyim. Lütfen. Müslüman Türk milleti dediniz. Türklükle Müslümanlık artık bir bütündür. Evet. Türk dediğiniz zaman bütün dünyanın anladığı gibi biz de zaten Müslüman olarak algılıyoruz, öyle algılıyoruz. Müslüman olmayan bir Türk milleti yok zaten. Bir defa o kısmını bir görüşelim de. Şimdi bugün belirttiğiniz gibi Milli Ağaçlandırma Günü. Daha doğrusu bugün her yılın 11. ayının 11. günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tespit edildi ve etkinliklerle kutlanıyor. Hani bir ülkenin medeni olması için bazı kriterler, medeni refah bir ülke olması için bazı kriterler olmakla birlikte o ülkenin yeşilliği, ki Mustafa Kemal Atatürk yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandınız ki kör bir insan dahi yeşillikler içinde olduğunu fark etsin deyiminden de hareketle, yani bir ülkenin orman varlığı, yeşil varlığı o ülkenin medeni ve yaşanılabilir bir çevreye sahip olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir diye evet. Düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsunuz başkanım. Ülkemiz 780.578 km², ancak %21'i ormanlarla kaplı. Bu %21'in de ancak %6,5-7'lik bir miktarı verimli ormanlarımızla kaplı. Tabii ki orman varlığının bir ülke için veya dünyamız için faydaları sayılmakla bitirilemez. Bir defa ormanlar evrensel varlıklardır. Başta içerilerinde barındıkları bütün hayvan hayatı, bitkisel hayat, havaya, suya verdikleri faydalar itibarıyla bütün insanlığı ilgilendiren varlıklarımızdır. Yani dünyanın vazgeçilmezidir. O sebeple yani bu böyle bir günün insanların dikkatini bu varlığına ve önemine çekmek üzere böyle bir günün tespit edilmesi ve Milli Ağaçlandırma Günü olarak adlandırılması son derece manalıdır. Bu yönde Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani orman varlığımız bizim hem çevresel bir değerimiz hem de aynı zamanda maddi bir değerimizdir. Yani bugün ülkemizde kadimden beri insanların orman ürünlerinin varlığına ihtiyaçları hiçbir zaman bitmemiş. Kalemimiz ormandandır, beşiğimiz ormandandır, tabutumuz ormandandır, meskenlerimiz ormandandır. Hatta da hatta Mısır piramitlerinin patlatılması orman varlığıyla mümkün olmuştur. Biliyorsunuz ağaç kuruyup da ıslanınca
büyük bir genişlemem yapar. Taşların arasına sıkıştırılan odun parçalarının ıslatılıp taşların patlatılmasıyla piramitler yapılmıştı. Diyeceğim o ki insan hayatının bütün dönemlerinde ve insan hayatının her anında orman varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Orman varlığımız bizim vazgeçilmez bütünümüzdür. Ülkemizin vazgeçilmez bütünüdür. Yani bugün için hem orman varlığına bir katkı hem de orman varlığının değerinin anlaşılmasına bir katkı olarak bugünü ben çok önemsiyorum ve kutluyorum, tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum efendim. Evet Sayın Başkanım, bizler de hakikaten çok mutlu olduk böyle bir çalışma içerisinde bulunmanızdan. Biraz Tonya'yı konuşalım isterseniz Sayın Başkanım. Tonya'da bir üniversite ya da meslek yüksekokulumuz var mı? Efendim Tonya'yı ben, Tonya adını hepinize selamladım. Ve şinen hepinizin ve bütün dinleyenlerimizin Tonya'yı ziyaret etmesi adına ben herkesi misafir olarak davet ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz misafirperverliğinizden dolayı. Ben tereyağının ve horonun memleketi ve turizm cenneti olarak tarif ediyorum. Tonya'mız Türkiye'de Osmanlı 1878 tarihli Osmanlı salnamelerinde de özellikle tereyağından ve içerisinde yetiştirilen türlü mahsulattan bahsedilerek övülmüş ve o gün bugün tereyağıyla 18 festivalde yapıp tereyağıyla hayvansal ürünleriyle efendim ün salmış ve bugün itibariyle bu konuda doruk noktasına çıkmış. Hakikaten doğal yapısıyla, beşeri yapısıyla, folklorik yapısıyla, özellikle dokunulmamış ve bozulmamış doğasıyla bir dünya harikası. Ama tabii gidemediğiniz yer sizin değildir. Yani bilinmemiş, görülmemiş ve bugünlerde bu konuda büyük bir açılım içerisinde olan, kabuğunu kırmış, turizm yönünde önemli mesafeler alan bir ilçemiz. Şu anda adrese dayalı nüfus sistemi ile tespit edilen nüfusu 15 bin civarında olmakla birlikte yaz aylarında bu nüfus 33 tane yaylamız var. Yayla turizmi ve yaylacılık, hayvancılık açısından ve turizm açısından son derece önemli. Son derece aktif kullanılan yaylalarımız var. Yazın nüfusumuz 30 bin civarında olmakta. Ve çok önemli turizm tesislerimiz var ki Fol Erikbeli Yaylası adı altında, Foleya adı altında belki de Türkiye'nin doğal ortamda ve doğal yapı malzemeleriyle yapılmış orman içerisinde hiç doğa bozulmadan yapılmış en önemli turizm tesisi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen yıl efendim hizmete açıldı. Tonya'mızda bulunmakta. Yani Tonya'mızı derler ya, aşk tarif edilmez yaşanır. Tat tarif edilmez tadılır. Tonya'mızı gelip görmedikten sonra anlatmak çok zor ama özellikle Tonya'da geçmişten beri misafirperverlik Türkiye'de bizim töremize, dini ve milli töremize ve ahlakımıza uygun şekilde en üst düzeyde uygulanan çok önemli bir hasretimiz. Yani Tonya namur olarak çalışmak üzere ağlaya ağlaya gelenler hep Tonya'dan ağlaya ağlaya gitmiştir. Yani insanımız şu anda Trabzon ilçelerimiz içerisinde suhulet, asayiş yönünden en barış içerisinde olan ilçemizdir. Tonya'mız yeşil bir Tonya. Suyumuz, toprağımız, havamız, doğal dokumuz, yeşil yapımız, ormanlarımız, yaylalarımız, tarihi dokumuz, turizme kazandırılmış, özellikle Kadıralık Yaylamız'da mesela, dünyaca meşhur Kadıralık Yaylamız, mavi yıldız çiçekleri, BEL sözleşmesiyle koruma altına alınmış, mavi yıldız çiçeklerin en yoğun popülasyonu olan bir yaylamız. Yani anlatmakla bitiremeyeceğim kadar güzellikler ama bakmak ve görmek, yani görebilen için Tonya bir doğa harikası. Tekrar başa dönüyorum. Tereyağının ve horonun memleketi ve turizm cenneti. Horon biliyorsunuz Karadeniz bölgesine has bir folklorumuz ama Tonya horon ekibi 3 defa dünya birinciliği almış bir folklorik efendim üstünlüğe sahip. Ben
kısa olarak bunları söylemek isterim. Sorunuzu varsa cevaplayayım. Evet Sayın Başkanım, hakikaten Tonya ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Dilinize sağlık. Ben Tonya'yı görmedim açıkçası. Siz anlattıktan sonra gözümde o kadar güzel bir şey canlandı ki, bu konuda ilk fırsatta inşallah orada bir pandemi biter de bir program yapmayı, Üniversite TV olarak üniversite öğrencileriyle geliriz. Sizi böyle yaylada, o doğal harikası yerde bir canlı yayın yaparız. Bütün Türkiye'ye hem oraları gösteririz hem de sizi öğrencilerle bir araya getirir, gençlerle bir araya getirir. Gençlerin gözünden Tonya'yı konuşuruz. Sayın Başkanım, meslek yüksekokulu var mı Tonya'da? Evet, bu sorunuza cevap veremedim. Tonya'da sağlık bölümleri olan, 4 sağlık bölümü olan meslek yüksekokulumuz var. 5 yıldır eğitim öğretimine devam ediyor. Ve önce bir bölümle açıldı, sonra 2 bölüm oldu. Bu sene 4 bölüm oldu. Ve bütün bölümlerin %100 tercihle ve %100 dolulukla devam ediyor. Buna paralel öğrenci yurtlarımız da yapıldı. Yine yurt ihtiyacımız olmakla birlikte şu anda mevcut öğrencilerimiz güzel bir şekilde misafir ediliyorlar. Ve tercih edilen sağlık bölümü olduğu için tercih edilen bir meslek yüksekokulu oldu. Biz de belediye olarak ve aynı zamanda Tonya halkı olarak meslek yüksekokulumuzun hem varlığının devam etmesi hem de gelişmesi, gelen misafir öğrencilerimizin bir taraftan eğitimlerini, öğretimlerini tamamlamaları, öbür taraftan da istikbalde Tonya'nın birer temsilcisi olarak ülkemizin dört bir tarafında görev yapmaları için elimizden gelen misafirperverliği ve ihtimamı, elimizden gelen güzelliği, katkıyı onlara sunuyoruz, gösteriyoruz. Yani meslek yüksekokulumuzdan memnunuz. Ya bugüne kadar intibamız o ki, gelen, iştirak eden öğrencilerimiz de Tonya'mızdan memnun. İnşallah daha güzel günlere, daha da gelişmiş bir şekilde kavuşacağız inşallah. İnşallah Sayın Başkanım. Bizim programımızın adı Okuyalım Okutalım Askıda Kitap Kampanyası. Sizin gibi kıymetli belediye başkanlarımız, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz, oda temsilcilerimiz, STK temsilcilerimiz askıya kitap asıyorlar. Biz de bütün Türkiye'nin dört bir tarafında kitaba erişmek isteyen, okumak isteyen, istediği kitabı okumak isteyen herkese kargoyla gönderiyoruz. Biz bir nevi aracılık yapıyoruz. Sizin bölgenizde kitap ihtiyacı var ise şayet, kitap ihtiyacınız oluşur ise şayet, bizim aracılığımızla ya da bizim vasıtamızla onlara kitap eriştirme konusunda Üniversite TV adına rahatlıkla duyurabilirsiniz. Biz askıda olan bütün kitapları oradaki arkadaşlara iletmek isteriz. Oradan kitap göndermek isteyen olursa Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerine, buna da aracılık etmek isteriz. Elimizden geldiği kadar okuma kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında burada mesele kitap da değil. Herkes her kitaba istediği yerde kolay kolay ulaşabiliyor da ulaşamıyor da. Yani okumak sadece eline ne geçerse okumak değil. Az önce çok güzel dediniz. Tereyağdan bahsettiniz. Türkiye'nin en güzel tereyağı burada dediniz. İnsanlar niye onu istiyor? Çünkü çok lezzetli, hoşuna gittiği için. Kitap da böyle. İnsanlar hoşuna giden kitabı okumak istiyor. Nasıl sevdiği yemeği yemek istiyorsa hoşuna giden kitabı okumak istiyor. Dolayısıyla da biz biraz da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani hangi kitap olursa olsundan ziyade istediği kitabı göndermeye çalışıyoruz. Böyle bir kitap kampanyamız var. Sizin aracılığınızla okuma konusunda bir kültür oluşması ve bunun daha yaygınlaşması noktasında bir seslenmenizi Trabzonlulara, Tonyalılara, bizi izleyen herkese, sizin de bizim adımıza bir çağrı yapmanızı istiyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada ben bu konuya değinmeden önce tereyağı konusunda bir hatırlatmam daha iyi olsun. Şu anda Tonya tereyağı 2018 yılından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi almış. Çok güzel. Türkiye'nin tek tescilli markalı tereyağıdır. Tamamen doğaldır. Bunu belirttikten sonra tabii atalarımız, ecdadımız, tarihi incelediğimiz ve savaşları incelediğimiz zaman sadece kılıçla kazanmamışlar. Aynı zamanda ilimle, irfanla kazanmışlar. Yani bu topraklar bize sadece kılıcın kazanılması sonu kılıçla kazanılıp bize emanet edilmemiştir. Aynı zamanda ilim ve irfanla kazanılmış, emanet edilmiştir. Onun için hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlmin kaynağı da kitaplardır. Yani bu konudaki
Uğraşınıza ve tavsiyenize çok teşekkür ediyorum. Sizi kutluyorum, sizi tebrik ediyorum. Hiç bilenle bilmeyen ve bunu çevirtelim, hiç okuyanla okumayan biri olur mu? Tabii Tonya'da ilçemizde okuma yazma oranı çok yüksek. Üniversite mezuniyet oranı çok yüksek. Yani bu bizim ilme, irfana, yöre halkımızın ilme, irfana verdiği önemin bir tezahürü, bir sonucu. Ama bu tekrar hatırlatmanız ve dikkat çekmeniz üzerine ben bu konuda elimden geleni yapacağıma şahsen şu anda sizlere söz veriyorum. Beğen ediyorum. Ancak günümüz insanı, özellikle gençlerimiz, çok üzülüyorum. Bir sanal dünyada zamanlarını, ömür dediğimiz en kıymetli şeyi heder ediyorlar, yok ediyorlar. İşte bu başta cep telefonları veya işte sosyal medya diyelim. Hiçbir kültürel kazandırımı olmayan ve hiçbir demeyelim de ağırlıkla yani kültürel kazandırımın dışındaki efendim uğraşılarla vakit harcanan diye. Bunun yerine mesela çok yanlış yanlış olmasın bildiğim kadarıyla Japonya'da bir kişi işte 260 civarında kitap okuyor. Bizde de 260 kişi bir kitap okuyor şeklinde. Bu rakamlara 3 aşağı 5 yukarı olabilir ama yani biz Japonya'yla bizim insanımızın kitap okumaktaki mukayesesi açısından önemli bir verim. Dünyada 86. sıradayız başkanım. 86. Çok üzücü. Olmamalı. Yani bu bizim ilim içinde dahi olsa gidin onu alın. Efendim eşikten mezara kadar ilim öğrenin. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Yani bunlar bizim dinimizin efendim okuma, öğrenme ve ilim yönünde bize emirleri, telkinleri demeyeceğim, emirlerim. Bismi Rabbi kellezi halak ikra ile başlayan Kur'an-ı Kerim ilk emri oku. Yani bu bize esasında yeter de asar bile. Efendim yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efendim hayatta en hakiki mürşit ilimdir efendim deyişleri, bunlar bize yeter de asar bile. Onun için ben bu yayınız aracılığıyla tekrar yani okumanın ne kadar önemli olduğunu, dinimizin, töremizin efendim açısından, insanlığın kazanımı açısından, hayatı anlamamız açısından, insanı anlamamız açısından, insanlığı anlamamız açısından, yani bizim görebildiğimizin ve duyabildiğimizin ötesini yaşayabilmemiz, bilebilmemiz açısından okumanın ne kadar önemli olduğunu öncelikle ben idrak ediyorum. Ondan sonra da herkesin, bütün dinleyenlerimizin idrakine mucib olmasını istirham ediyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Dilinize sağlık. Hakikaten çok güzel ve etkili konuştunuz. Bizler de anlattıklarınızdan nasibimizi aldık. Biz İstanbul'dan bütün Tonya'yı sizin nezdinizde selamlıyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz Sayın Başkanım. Efendim iyi akşamlar. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza, onlara emek veren hocalarımıza, efendim bu yayın aracılığıyla bizi dinleme fırsatını yarattığınız için sizlere sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar ve başarılar diyorum. Türkiye bizim ortak yaşama ortamımızdır. Bu ortak yaşama ortamında sınırlı ömür ve hayat dediğimiz bu süreyi kardeşçe, el ele, huzurlu bir şekilde, barış içerisinde yaşamak, bunun için de mutlaka o şuuru bize verecek ilim sahibi olmak, medenilik sahibi olmak hepimizin borcudur. Bu şartlar içerisinde herkese sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar diyorum. Size teşekkür ediyorum. Fırsat verdiniz. Beni muhatap aldınız. Sizlerle görüştük. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler size Sayın Başkan. İyi akşamlar. Sevgi, saygı ve hürmet bizden. Efendim görüşmek üzere inşallah. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Biz teşekkür ederiz.